Evet efendim, konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Aşkan Mirbağa. Çok özel bir konuyla, çok özel tekniklerle karşımıza. Hoş geldiniz genç meslektaşım. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önceki programlarda organik dolgu konuşmuştuk. Evet. Yine bize çok özel, çok güzel bilgiler vermiştiniz. Ama teknolojide gelişmeler devam etti. Ve organik dolgu kavramında farklılaşmalar ve yeni yeni teknolojiler eklendi. Nedir bu organik dolgu, bize anlatır mısınız? Organik dolgunun yenilenen formülünde 2,5 milyon dalton ağırlığındaki hyaluronik asidin 3D structure, özel bir teknikle üretilmiş bir dolgunun adıdır. Bu dolgunun avantajı daha az miktarda dolgu kullanılarak daha fazla hacim ve daha fazla lifting etkisini sağlamasıdır. Ayrıca BDDE ürünü içermediğinden dolayı oluşabilecek komplikasyonlar minimum seviyededir. Biz dolguyu biliyoruz. Dolgu dolgudur. Evet. Organik veya inorganik. Organik olmasının avantajı ne, mantığı ne? Onu öğrenmek istiyorum. Şöyle, bu BDDE'den bahsettiğim iki kere diyaliz filtrasyondan geçirerekten komplikasyon geliştirebilecek maddeleri arındırılmasından dolayı daha kaynaklanan temiz, daha temiz, daha komplikasyondan daha az ve içinde ayrıca açık serbest hyaluronik asit bulunmasından dolayı cilde ayrıca bir nem ve canlılık da kazandırıyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani ben her hafta organik pazardan evime gider alışveriş yaparım. Organik ürünlerle ailemi beslemeye çalışırım. Demek ki dolgunun da organiği bu şekilde mevcut. İçinde bulunan yabancı cisim reaksiyonu verebilme ihtimali olan ürünlerden ayrıştırılmış dolgunun saf olan kesinlikle hali olarak. Ne kadar güzel değil mi? Kesinlikle. Hocam, her şeyin artık organiği. Organiği çıktı, natürali evet çıktı. Biliyoruz. Yani organik. Peki ben şeyi merak ediyorum. Hyaluronik asitin hani dolgu maddesinin içinde olan hyaluronik asitin etkisi nedir? Bazen kulağımıza işte hayvansal kökenli olduğu gibi bilgiler geliyor. Siz bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Organik dolgunun ayrı bir özelliği hayvansal kökenli herhangi bir madde bulunmamasıdır. Organik dolguların tamamıyla bakteriyel fermentasyonun sonucu oluşulan ürünlerdir. Herhangi bir madde, hayvani madde içinde bulunmamaktadır. Yani hyaluronik asidin atası horozibinden gelir. Evet, hayvansal evet bir materyaldir. Tabii horozibinden meydana gelir. Yani orada da yoğun olarak bulunan yapılardan bir tanesi de horozibidir. Evet. Bakterilerin ürettiği hyaluronik asit ile hayvansal kaynaktan gelen hyaluronik asit arasındaki fark ne? Arasındaki fark şöyle söyleyeyim, oluşabilecek komplikasyonları minimize etmesi. Çünkü hayvansal kökenli kullanılan malzemelerin o hayvanların sağlığından emin değiliz. İçindeki vücuda ayrıca bir alerjik reaksiyon da geliştiriyor hayvansal kökenli olduğu hyaluronik asitler. Ondan dolayı bakteriyel fermentasyon sonucu oluşturan hyaluronik asit organik dolgular sıkça tercih etmekteyiz. Peki organik dolguyu yaptırdık. Ne kadar sürüyor? Yani diğeri kadar etkili mi? Ne kadar şöyle, uzun süre ortalama 12-18 arasında bir kalıcılık sağlar. 12-18 ay arasında bir kalıcı. Yine kesinlikle bahsettiğiniz bu dolgu o zaman yine enjektör içerisinde diğer dolgulardan farkı olmayan ama yeni bir teknoloji anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyledir. Bu teknolojiyi uygulamada 18-24 ay süresince dokuda kalan ve bakterilerin ürettiği daha steril, daha güvenli diye tanımladığınız bu uygulamada, dolgu uygulamada farklılık var mı? Daha az uyguluyorsunuz, daha derin uyguluyorsunuz falan mı? Daha evet çok mu uyguluyorsunuz? Yani şöyle dediğim gibi daha az kullanılarak daha fazla hacim sağlayabiliyoruz. Bu da işte hasta memnuniyeti ve biz hekimler için de oldukça avantajlı bir durum oluyor. Yani daha az dolgu kullanılarak daha büyük hacimler verebiliyoruz. Bu cüzde sonuçta yabancı bir maddeyi ne kadar az verirsek o kadar. O kadar daha iyi olur tabii ki de. Hasta memnuniyeti de önemli o açıdan. Efekti de güçlü alıyoruz. Peki uygulama daha az ürün uyguluyor isek hemen aklıma şey gelir benim. Daha ekonomik mi hocam? Daha az uyguluyorsunuz ne olsun? Şöyle tabii ki de hani birkaç tüp kullanınca dolgunun daha az dolgu tüp kullanaraktan aynı sonucu elde edebiliyoruz. Ondan dolayısıyla daha ekonomik oluyor tabii ki de. Daha, yani hastalar kolayca ulaşılabilir bir tedavi yöntemi bu sizin. Tabii ki de kesinlikle yani herhangi bir farkı yok diğer dolgulardan dolayı. Sadece daha az kullanılarak aynı hacimi, aynı efekti verebiliyoruz. Hem lifting açısından çünkü içinde ayrıca serbest hyaluronik asit var. Orada cildi nemlendirir, canlandırır.
Dolayısıyla güzel sonuçlar alıyoruz. Yani hem dolgu amacıyla kullandığımız lifting sağlayan yüzün hacmini veren hyaluronik asit var. Hem de serbest hyaluronik asit yani benim mezoterapi yapar gibi bir ürün var. Yani kesinlikle, bir işlemde iki efekt mi saklar? Kesinlikle aynen öyle. Aynen öyle. Daha genç görünümlü olmasını sağlar. Normalde hani bıraktığımız bölgede beslenmesine katkıda bulunur. Servis hyaluronik asit ayrıca. Gün geçmiyor ki bu yenilikler insana dair olan bu gelişmeler, estetiğe dair gelişmeler böyle olumlu bir mesafe kat etmesin. Yani sokaktaki insan artık yüzünde anormal görünmeyi, yüksek hacimler aslında bu olmayı. Benim tam da bir endişem. Sizlerle de konuşuyorum hep. Böyle yapay olanını kendimden uzak tutmaya çalışıyorum. Hani dolgu yaptırayım, botoks yaptırayım gibi benim için şey hani doğalı bozacakmış gibi bir hissim, endişem var aslında. Hı hı. O yüzden yaklaşmıyorum. Bu organik dolgu, o yapay görüntüyü hani güzelleşirken olağan hali koruyabilir mi? Benim açımdan çok önemli. Tabii bu eminim diğer kadınlar açısından da çok aslında önemlidir. Aslında anormal bir görüntü elde etmemiz söz konusu değil. İnce dokunuşlarla hani miktar gerektiği kadar miktarı bildiğimiz katmana bırakarak çok doğal yani hastanın natural yüzünü ihtiyacı olan neyse hacim kaybını yerine getiriyoruz, yerine koyuyoruz. Ondan dolayı anormal bir görüntü elde etmemiz hedeflemiyoruz zaten. Öyle bir amacımız da yok dolgu yaparken. Peki sevgili meslektaşım bu ürünü, bu teknolojiye sahip bu dolgu materyalini ne kadar zamandır uyguluyorsunuz siz? Yaklaşık 2 sene yakındır kullanıyorum. 2 yıldır bu ürünü kullanıyorsunuz. Evet. 2 yıldır organik dolgu. Evet, 2 yıldır hasta sayısı yoğun bir şekilde bir seriye ulaştığınız hastalarda izleyicilerimiz en çok bize yönelttiği sorular bu tür yayınlarımızdan hemen sonra güvenliği ne düzeydedir hocam? Emin misiniz? Güvenli mi? Gibi sorular yöneltilir bize. Ben de aynısını size yönelteyim. Bu 2 yıllık süreç içerisinde karşılaştığınız bir komplikasyon veya buna benzer bir durum var mıydı? Kesinlikle. Zaten bu ürünler hepsi CE sertifikalı, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler olduğu için herhangi o konuda endişe etmeye yer bırakmıyoruz zaten. Herhangi bir risk oluşturmamakta. Ben de 2 senedir kullandığım dolguları hasta memnuniyeti açısından onlarda aldığım tepkilerden dolayı eminim ki çok mutlular. Peki hangi bölgelerimizde organik dolgu kullanabiliriz? Hani diğer kullandığımız maddeler gibi hangi bölgelerde daha etkin çalışıyor bu sistem? Evet. Hangi bölgelerde kullanılmaz denilebilir? Şöyle yüzün tamamıyla frontal dediğimiz alın bölgesinde, temporal dediğimiz şakak bölgesinde, burunda, dudakta, smoker lines dediğim dudağın üstündeki ince çizgilerin tedavisinde, elmacık, çene, jawline dediğimiz çene hattının düzeltilmesinde ve ihtiyaç neredeyse orada gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. El sırtı üstünde biliyorsunuz yaşlı görünmenin en büyük sebeplerinden, görünmenin sebeplerinden bir tanesidir. Her yerde ihtiyaç varsa rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani dekolte bölgesi, boyun. Eğer ihtiyacı varsa. Öyle mi? Dekolte mesela atıyorum travmaya bağlı olarak bir doku kaybı var. Onu onarmada faydası dokunur. Peki organik dolgular. Bu materyalleri klasik dolgu uygulama pratiğinde olan iğne enjeksiyonuyla veya kanülle mi uyguluyoruz? Benim tercihim genellikle kanüldür. Sadece dudak dışında ben dudağı iğneyle daha güzel şekillendirebiliyorum. Ama onun dışındaki kullandığım dolguları genellikle kanül tercih ediyorum. Daha güvenilir olduğundan dolayı kanül ilk tercihimdir. Ağrılı mıdır hocam? Efendim? Ağrısı var mıdır? Yani dolgunun içerisinde anestezi maddesi var mıdır? Şöyle anestezik madde içinde bulunmuyor. Önceki dolgularda bulunuyordu lidokain dolgular mevcuttu. Orada bir alerjik reaksiyonları nadir de olsa bulunduruyordu. Alerji maddesinden kaynaklanan bir... Evet, evet kesinlikle. Galiba. Ondan dolayı içinde herhangi bir şey bulunmamakta. Hani alerjiye sebep verecek herhangi bir şey yer yoktur. O yüzden peki buna rağmen dolgu ağrısı deniyor. Oluyor mu? Anestezi ürünü Kullandığımız hani şey kanül anestezik kremle zaten çok minimal bir ağrı var. Yani hastalar hani her zaman düşündüğünden çok daha az bir ağrı var. Hastayı rahatsız edici bir durumu yok söz konusu değil. Ben bugün yaptırsam gelip size organik dolgu hemen sonrasında işime gidebilir miyim? Herhangi bir kızarıklık, morluk gibi durumlarla karşılaşabilir miyim?
Az miktarda da olsa kızarıklık, şişme bazen söz konusu olabilir komplikasyon olarak. Ama onlar genelde kendinden 1-2 gün içinde geçen komplikasyondur. Ama çalışmanızda hani yapılan bölgeye göre değişmekle beraber herhangi bir manisi bulundurmamakta. Sadece ilk gün hafif yapılan dolgunun yerinde, giriş yerinde biraz kızarıklık olur. Onun dışında başka bir semptom olmaz. Yani ben hemen yapıp işime gidebilirim. Tabii yani. Ki de kesinlikle. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kesinlikle. Son yıllarda en çok hanımefendilerin tercih ettiği bölgelerin başında çene hattı geliyor. Ünlü Amerikalı sanatçı Angelina Jolie'nin çenesi bizim ülkemizde çok meşhur oldu. Ve onun çene hattı ile daha güçlü, daha feminen bir kadın portresi yaratmaya çalışır oldu. Bunlar talep edilir oldu. Ancak jawline uygulamalarında jawline'ın alanının genişliğinden kaynaklı çok miktarda dolgu kullanıyoruz. Kesinlikle. Örneğin dudağı 1 cc yapıyor isek jawline'la 4 cc, 6 cc gibi enjeksiyonlar yapıyoruz. Tabii ki bunun maliyeti daha da artıyor. Böyle bir işlemden mi almak üzere kliniklere gelen hastalar belki de bunun işlem fiyatlarını, miktarlarını duyduğu zaman erteleyebiliyorlar. O zaman sizin bahsettiğiniz bu tedaviyle birlikte az miktarda çok kesinlikle, efekt yaratan kesinlikle özel hyaluronik asit molekülüyle çok miktarda tüm yüzde çalışmaların ekonomisi de daha makul hale geliyor. Zaten teknolojik gelişimler böyledir. Yeni bir cihaz çıktığı zaman daha gelişmiştir, öncekilerden daha ekonomiktir. Daha kolaylaştırmak amacıyla. Onu ben zaten yakından hissediyorum. Daha az dolgu kullanarak eski dolgularla kullandığım hacmi çok daha rahatlıkla verebiliyorum. O hem doktor açısından hem hasta açısından çok önemli bir yerdir yani. Peki son olarak hanımefendilerin olmazsa olmaz bölgesi dudak bölgesi. Dudak bölgesinde de yine aynı molekülün etkisi aynen diğer kesinlikle, bölgelerdeki gibi yüz güldürücü şekilde, bir tabii ki de kesinlikle dudak dolgusu her yerde yani burunda işte nazolabial çizgi dediğimiz burun ve ağız köşesine kadar olan çizgi. Marionet dediğimiz çim bıyığı, malar bölgede, elmacık kemikte, yüzün herhangi bir yerinde gönül rahatlığıyla organik dolguyu kullanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Yani ağzınıza sağlık, buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok özel bir konuyu, özel bir teknik, özel bir materyali bizlere seyircilerimiz adına özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Seçil Demirci efendim. Çok yaşa devam ediyorum.